Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bugün 24 Mart 2021. Gördüğünüz gibi her taraf kar ve hala da yağmaya devam ediyor. Şu an 20 santime ulaştık. Bu videomda sizlere salepleri gösteremeyeceğim çünkü karların altındalar. Ama en azından maruz kaldığı iklimi göstereyim ki benim gibi ileride yüksek akımlarda yapmayı düşünen arkadaşlar bitki sahibi olsun. Ve salep bahçemize doğru giderken bazı bilgiler de paylaşayım sizlerle. Bir sohbet babında devam edelim. Şu anda burası benim kendi arazim. Irmaklar coşmuş. Felaket şekilde su var. Ve salep bahçeme doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bu ara kendi şahsi işlerim olduğu için dairemi yaptırıyorum. O yüzden pek zamanım yoktu video çekmek için ayrı ayrı. Zaten çekilmesi gereken de bir video yoktu. Bugün kar yağdığı için evdeyim ve sizler için bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Zaten çekmeliyim böyle şeyleri ki sizin de kafanızda soru işareti kalmasın yarın bir gün yaparken. Şu anki videoya kadar saletlerde hiçbir sıkıntı yoktu. Yani yok, hala da yok. Çok güzel şekilde ilerliyorlar. Tabii ki bir Ege, Akdeniz bölgesi gibi değil. Oralarda çiçeklere durdular. Burası iklimi gördüğünüz gibi soğuk olduğu için ben zannetmiyorum ki onlar gibi hemen çiçek alsın. Zaten açmıyorlar da aynen sonbahardaki gibi duruyorlar. 4 yapraklı, 5 yapraklı şekilde. Zaten ben de hasatı muhtemelen Haziran'ın ilk haftası veya Mayıs'ın son haftalarında yaparım. Çünkü bizim burada Nisan 25 deyince ilkbahar gelir. Yani ilkbahar gelmeye başlar daha doğrusu ısınır. Şu an 20 santim kar var. Ama bu değil, yani diğer Ocak, Şubat karlarına benzemez. Havanın ısınması durumunda 2 günlük işi var. 2 günde yok olur gider. Burası da benim fındık bahçem. Kardan dolayı dallar eğilmiş. Evet, ırmağımız da şu şekilde. Aşağıda arkadaşlar. Acayip şekilde coşmuş ırmak. Şu andaki normal halinin 5 katı falan olmuş. Bu daha da yükselecek karlar erince. Şurada daldan üzerimize kar dökmeden eğilerek geçelim. Evet. Bahçemize de geldik sayılır zaten. Şu an bahçeye doğru son bir 25-30 metremiz kaldı. Evet arkadaşlar, şimdi saletlerimizde son durumdan iyi olduğunu size söyledim. Tekrar söyleyeyim. Gerçek videolarımız Nisan değil de Mayıs'ın ilk haftalarında başlayacak. Çünkü acayip bir şekilde hızlı gelişecekler muhtemelen. Her geçen gün, yani bir 10 gün içinde belki de çiçek açacaklar. Ve değişimlerini takip edeceğiz sizinle hasata kadar. Ve hasatta da bir sürü videomuz olacak ayrı ayrı. Evet, yoruldum. Bayağı da mesafe var. Şurada da şelale oluşmuş. Bugünün hem böyle değerlendireyim dedim, gezeyim. Hem de sizlere bir video atayım ki salepleri son durumunu görün. Evet, burası bizim salep bahçemiz, geldik. Şu anda karlar, dallar hep yerlerde. Dehşet olmuş buralar ve çok güzel de bir görseli var. Ve bahçeye tekrar girmeyeceğim arkadaşlar. Burası salep bahçemiz dediğimiz gibi. Şurada iki tane handalımız var, belli zaten. Diğer handalımız da ileride. Bir yerde. Evet. Gördüğünüz gibi kar bu şekilde ve hala da yağıyor. Son bir haftada yağışı gösteriyor. Belki 50 santime çıkabilir bu kar. 50 santime de çıkarsa bir video daha atma gereksinimi duymayacağım. Çünkü zaten görüyorsunuz ortalığı ne olduğunu. Yağabilir yani, normal. Bizim için normal. Ege'deki arkadaşlar, Akdeniz'deki arkadaşlar için anormal tabii. Onu belirteyim. Evet, çok güzel bir görsel var gördüğünüz gibi. Durum bu arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak için video çektim.
Çünkü her zaman anlatılan güzeldir ama videolu şekilde anlatırsanız görsel olarak arkadaşlar daha iyi bilgi sahibi olacaktır ve inandırıcı olacaktır. Ben görmeden hiçbir şeye inanmam felsefesiyle yaşıyorum birçok konuyu. Sizler de öyle yaşayın. Çünkü tabii ki yazılı bilgiler de önemli ama görmek de daha önemli benim için. Evet, bugünkü videoda bu kadar arkadaşlar. Anormal bir durum olursa yine çekerim. Ama saleplerimizin şu anda hiç bakmıyorum bahçeye girip ama 2 gün önce bir 10 dakika bakma gereksinimi buldum. Yani zamanı buldum. Baktım, hiçbir problem yok. Hatta hafiften canlanmışlardı yani, böyle tam ilkbahara hazırlanmışlardı. Hiçbir problem yoktu yani. Herkese teşekkür ediyorum. Tekrar görüşürüz. Sağlıcakla kalın diyorum.